bizim niyetimiz şuydu, bütün hastalarımıza tek kişilik odalar verelim. Odaların içerisinde banyosu, tuvaleti olsun ve aileler bu şekilde rahat etsin. Çünkü biliyorsunuz böyle bir hastalık zaten zor bir hastalık. Aile zaten sıkıntılar çekiyor. Hiç olmazsa burada rahat edelim. Bu amaçla biz Kanka Derneği olarak da, Kansere Karşı Birlikte Derneği olarak da Melikgazi Belediye'mizi ziyaret ettiğimizde sağ olsunlar kendileri dediler ki biz bu işe ön ayak oluruz. Biz buranın düzenlenmesinde katkıda bulunuruz dediler. Ve sonrasında şu andaki gördüğünüz servis düzenlendi. Ve bütün hastalarımız tek kişilik odalarda, kit ünitemizi, hemkili nakli ünitemizi büyüttük. Ve bütün hastalarımız daha iyi şartlarda tedavi alabiliyorlar. Hepiniz takip ediyorsunuz. Kayseri'de kurumlar arasında gerçekten güzel bir birliktelik ve işbirliği oluyor. Bunun güzel bir örneğini bugün yaşıyoruz. Biraz önce Musa Hocam bahsetti, öneminden bahsetti, ben oradan ondan bahsetmeyeceğim ama Erciyes Üniversitesi hastaneleri yenileniyor. Takip ediyorsunuz, ana binada onarım ve inşaatlar sürekli devam ediyor. Daha nezih bir ortamda, otel konforunda hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ana binamızın birinci bloğu bitmişti. İkinci bloğu da inşallah bu yıl içerisinde devam edecek ve o da bitecek. Bunu yaparken diğer hastanelerimiz de yaşlanıyor. Ve onların da günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bazen devletimizin imkanlarıyla, bazen kurumumuzun kendi imkanlarıyla, bazen de acil durumlarda yetişemediğimiz zaman diğer kurumlarımızın ve hayırseverlerimizin imkanlarıyla bu iyileştirmeleri yapıyoruz. Sağ olsun Memdur Başkanımızın katkılarıyla bugün hematoloji kit ünitesinin revizyonu yapıldı. Daha nezih bir ortamda, bir otel konforunda, hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın rahat edebileceği, daha iyi bir ortamda tedavi görebilecekleri, daha mutlu ve huzurlu olabilecekleri bir ortam oluştu. Ben başkanımıza sadece bunun için değil, bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra da yapacakları için teşekkür ediyorum. Eminim bunun arkası gelmeyecektir. Zaten Erciyes Üniversitesi'nin kuruluşu böyle başlamış. Tabii ki Erciyes Üniversitesi'nin 40 yıl, bu yıl 40. yılı Erciyes Üniversitesi'nin. Tıp Fakültesi'nin de 50. yılı. Biliyorsunuz Tıp Fakültesi Erciyes Üniversitesi kurulmadan bir 10 yıl önce Hacettepe bünyesinde kurulmuştu. Böyle de bir güzel tevafuk var. Bu 40 yıl içerisindeki küçük bir süre, kısa bir süre üniversiteler için ama gerek hayırseverlerin gerek kurumların katkılarıyla çok hızlı bir şekilde gelişti. Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden, sayılı tıp fakültelerinden ve hastanelerinden birisi haline geldi. Bu vesileyle ben hem başkanımıza hem hayırseverlerimize ve kurumun gelişmesine geçmişten bu yana katkı sağlayan hem kurum personeli hem şehrimizdeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olasın. Musa Hocam ve Kanka ekibi gelip bu konuyla ilgili bizi bilgilendirince kemik iliği nakliyle ilgili gerçekten bu Erciyes Üniversitemizin zaten ilk ona giren araştırma üniversitelerimizden birisi. Böyle bir merkezin bir bakıma nüvesini oluşturacak, buna açılım sağlayacak ve inşallah büyük hastanelerin yapılacağı bir ortamı sağlamak amacıyla ben dedim ki meclisimize bu konuyu getirir, inşallah bilgilendirirseniz bizim meclisimiz vefalıdır, Melikgazi Belediye Meclisi böyle güzel işleri sever, ona bir katkı sağlamayı düşünürler dedim ve sağ olsun geldiler, bilgilendirdiler. Bilgi her zaman güzel bir aydınlatma aracıdır. İnsanlar neye hizmet ettiklerini, neye katkı sağladıklarını, ne yapmak istediklerini bilirlerse gönül huzuruyla destek olurlar. Bizler bu konuyu gündeme getirince hocam da bilgilendirdi. Oradan oy birliğiyle böyle güzel bir
katkı çıktı. Ben değerli meclis üyelerimize ve Melik Gazi'nin her zaman güler yüzlü, fedakar, çalışkan ekibine huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. O güzel insanlar bu çalışmalar yapıyor, bizler de övünüyoruz. Hakikaten kamu kurum kuruluşlarının en güzel dayanışma örneklerine sevgilen bir şehiriz. Burada değerli rektörümüze, değerli öğretim üyelerimize ve Kadir Şinas hayırsever Kayseri insanına biz minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Yaptığımız fazla bir şey değil, biz tevazuyu severiz. Gururdan, kibirden Allah hepimizi korusun. Değerli basınımıza ben özellikle teşekkür ediyorum. Böyle güzellikleri paylaştığınızda güzellikler yayılır. Olumsuzlukları paylaşırsanız olumsuzluklar yayılır. Ki siz zaten hep güzelliklerin öncüsü olduğunuz. Kayseri basınına da ben minnettarım. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cenab-ı Allah acil şifalar versin hekimlerimiz eliyle. Hayırlı olsun. Erciyes Üniversitemizin bu güzel nezaket timsali şiltini Melik Gazi Belediye'mizin çalışanları ve meclis üyeleri adına alıyorum. Sağ olsunlar. Ben diyorum ki bugünü de kurtardım. Doktor hanıma bunu götürürüm. Çiçek götürdüm sana diyorum. Gider hocam. Her gün bulabiliyorsan sorun yok. Bulamadığın zaman ne oluyor? Yok. O zaman bir de sevgimizi sunuyoruz. Yitki'den burada iki tane böyle anne yatağı, iki tane bu hasta yatağı vardı ve hemşireler araya tansiyon almak için bile giremiyorlardı. Şimdi bu aralar tek kişilik oldu. Buraya hastamızı alıyoruz. Annesi orada geceleri yatabiliyor kanepede. Televizyonlarını koyduk. Çocuklar çok yani televizyonla oynuyorlar. Böyle bir oyun odamız var. Aslında odalarda da oyun oynayacakları yerler var ama burası da özellikle seviyor bizim hastamız. O bizim Huriye kızımız. Yaklaşık bir sene önce kemik iliği nakli aldı. Hadi çıkar.